Heh. En azından 5. koşu başladı değerli izleyenler. Evet, biraz dağınık bir çıkış. 7 numaralı Yolbars bir boy geride başladı. İlk metrelerde liderliği 4 numaralı Ghostbuster isimli tay aldı. Farkı bir anda açmaya başladı ikinciliğe. İçeriden 2 numaralı Banaz Obası girmeye çalışıyor. 5 numaralı Oğlum Şerdil şimdi ikinciliğe giren isim. Daha sonra dışta 9 numaralı Mir Ceylan'ı var. Hemen yanında da 8 numaralı Kutup Kızı. Taylar son 600'e doğru ilerliyor. 4 numaralı Ghostbuster önde. Dışında 5 numaralı Oğlum Şerdil. İkincilikte bir boy gerilerinde 2 numaralı Banaz Obası var. 6 numaralı Phantom Warrior. Dördüncülüğe hamle yaptı. 5 boy geride 7 numaralı Yolbars var. Bariyer dibinde 8 numaralı Kutup Kızı önlere gelen bir diğer isim. Taylar düzlüğe çıkmak üzere. 4 numaralı Ghostbuster kaçıyor. 2 boy gerisinde 2 numaralı Banaz Obası ikinciliğe hamle yaptı. 3 boy geride kaldı 5 numaralı Oğlum Şerdil. Onun dışındaysa 6 numaralı Phantom Warrior var. Son 300 geçildiğinde 4 numaralı Ghostbuster'ı dışına gelen 2 numaralı Banaz Obası yakalamaya çalışıyor. Bu iki tay arasındaki mücadelede 5-6 boy geride 8 numaralı Kutup Kızı'nın da gayretleri var. 2 numaralı Banaz Obası son yüze doğru gidilirken 4 numaralı Ghostbuster'a hakim olmaya çalışıyor. Ghostbuster'ı da tekrar tazeliyor. Dışarıdansa 8 numaralı Kutup Kızı'nın sprinti var. 4 numaralı Ghostbuster önde. Kutup Kızı geliyor. Banaz Obası geliyor. Kutup Kızı geliyor. Tam potanın önünde. Liderliği paylaşamayan iki ismi birden geçiyor. 8 numaralı Kutup Kızı kazanmayı başarıyor. 2 numaralı Banaz Obası ve 4 numaralı Ghostbuster. İkincilik için foto finişi beraber girdiler. 1 numaralı Alçetin 4. olurken 6 numaralı Phantom Warrior koşunun 5.'si oldu değerli izleyenler. 8 numaralı Kutup Kızı Hikmet Sarıdal'la kazandı. 4 numaralı Ghostbuster ve 2 numaralı Banaz Obası ikincilik için aynaya yakın geçtiler.